Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'nin 10. maddesiyle ilgili konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu kanun teklifi görüşülmeye başladıktan itibaren hatipler tarafından günlerdir şu sözleri sıkça duyuyoruz. Paramiliter güç mü tesis etmek istiyorsunuz? Jurnalcilik mi yaptıracaksınız? Parti kolluğu mu? Rejim muhafızlığı mı? Paralel kolluk mu kurmak istiyorsunuz? Ahlak bekçiliği mi düşünüyorsunuz? Gibi iddia ve isnatlar sıkça dile getirildi. Bir de Sayın Cemal Enginyurt'un dediği gibi bu kanunun böylesine bir bekçi babalara niye muhalefet bu kadar karşı diye bir farklı çıkışı oldu. Şunu ifade etmek isterim ki bekçi babaya huzur ve güveni tesis etmek için bu konuda gayret veren bekçilerimize, çalışanlarımıza kimsenin bir itirazı yoktur. Fakat bu kanunu hazırlayan iktidarın biraz önce sıraladığı iddia ve isnatlardan kurtulabilmesinin iki yolu var bana göre. Birincisi, alınan, atanan bekçilerin sınav sisteminin adil ve şeffaf bir sistemle AK Parti'nin referansı olmaksızın vatan evlatları içinden bu işi layıkıyla yapılabilecek kişilerden seçiliyorsa itiraz olmayacaktır. İkincisi, 25-30 yaşındaki gençlerin beline silahı verip de sen de yardımcı kolluk kuvveti gibi yakala, üst ara, durdur, tutma yetkisini verirseniz ve bu insanlara 6 saat demokrasi ve adalet dersi, 6 saat halkla ilişkiler, 54 saat silah kullanma ve toplam 216 saat ders vererek ve 41 gün eğitimle bu yetkilerle mücehhez silahı beline takarsanız binlerce, on binlerce ciddi sorunu ülkenin içine bombayı koymuş olursunuz. Bakın, yetişmiş bir polis ama insan haklarından ve adalet nosyonundan yoksun, insanlıktan yoksun, yetişmiş ABD'li bir polis George Floyd olayında yakaladı, yurttaşını tuttu. 9 dakika süre içinde ve ölümüne neden oldu. Sadece Amerika değil, bütün dünya karıştı. Bu bir eğitimli polisti. Belki de yıllarca tecrübe sahibi olan eğitimli bir polis, insan haklarından ve insanlıktan yeterince nasibini almamış bir polis. Cahil cesareti demek istemiyorum. Ama gözü karalık. Binlerce kişiyi AK Parti'nin gençlik kolları referansıyla 20-30 yaşındaki gençleri bu yetkilerle beline silahı, tekrar ediyorum, 6 saat adalet ve demokrasi dersiyle ve onları saymak isterim. Halkla ilişkiler 6 saat, trafik ilk yardım 6 saat, silah eğitimi 54 saat, temel hukuk eğitimi, idari yapı, mevzuat, mesleki yazışma dahil 216 saat. Bununla bu yetkileri vermeniz çok ciddi gözü karalıktır. George Floyd olayından sonra adaletin, insan haklarının olmadığı, hukukun olmadığı bir yerde neler olabileceğini Batı medeniyetleri öğrenmiş oldu. Bu olaydan sonra ben inanıyorum ki insan hakları ve adalet çokça gündeme gelip sorgulanacaktır. Bütün otoriter ve totaliter rejimler sorgulanacaktır. Trump da zaten komplo teorilerini sıralamaya başladığına göre çok şey değişecektir.
yeni Türkiye dediğiniz Türkiye'de de inanıyorum ki adalet, insan hakları ve hukuk ön plana çıkacak ve otoriter rejimler sorgulanmaya başlayacaktır. Saygıyla selamlıyorum efendim.